İşte böyle uyuyakaldım. Var var bazıları çekiyor ama yani orijinal mama istiyor. Güzel ki kendinize bu vakitte ayırın. Ve o soğuk kaşıkla drenaj. Annem hadi git oyna. Selamlar sevgili hanımlar, sevgili beyler. Bir haftadır video çekemiyordum. Gözlerimle ilgileniyorum efendim. 2 yıl önce pandemi başlamadan önce konulan teşhis sol gözümde kötü bir katarakt. Sağ böyle idare ederdi. 2 yıl sonra sol %30 görebiliyor. Ben diyorum size göremiyorum bir şey diye. Yani şu an böyle bir kamera var, ona bakıyorum işte böyle boş boş detay görmüyorum. 2 yılda epey ilerlemiş. Neyse uzatmayayım. 26 Şubat'a randevumu aldım. Daha doğrusu gökyüzünün en müsait olduğu bir gün 26 Şubat. Zaten ondan önce şu romanımda bahsettiğim katledilen kadının mezarını ziyarete Kars'a uçacağım. Oradan Ardahan'a, oradan Damal'a gideceğim. Dolayısıyla önümüzdeki 20 gün boyunca birazcık ben yokum gibi bir şey. Fırsat buldukça video çekmeye gayret edeceğim. Çok soru soran oluyor, mail atanlar oluyor. 3 yıl önce çektiğim, anlattığım konuları tekrar soranlar oluyor. Onun için ara sıra böyle küçük videolar gelip bırakacağım inşallah, eğer görebilirsem. Çünkü kameranın önüne geçmeden de makyaj yapmak gerekiyor. Ve inanın kalemi nereye sürdüğümü bile görmüyorum. Canım yanmıyor, sorun yok orada. Ama görmeyerek, göremeyerek yaşamak gerçekten çok zor. Allah kimsenin gözünden ışığı almasın. Şimdi efendim bu videoda ne anlatacağım? Geçen hafta çok sorulan sorulardan biri. Kolajen çok popüler oldu. 3 yıl önce ben ilk kez sizlere Red Carpet'i anlatmıştım. Bir kozmetik fuarında yanlış hatırlamıyorsam standta görüp almıştım. Çok da pahalı gelmişti bana ama içerik, anlatım şekli, işleyişi aklıma yattı. 2 ay kullanabildim, 3. ay alamamıştım. Çok faydasını gördüm. Ardından bir furya başladı. Neredeyse bütün ilaç firmaları ya da kozmetik firmaları sonradan kendi adlarını taşıyan kolajenler ürettiler. Toz olanı var, sıvı olanı var, hap şeklinde olanı var. O sırada ben HUD kolajeni denemiştim. Gayet de memnun kalmıştım. 3 kutu kullandım, ardından 3 ay ara verip 3 kutu daha kullandım. O seneki kolajen kürümü de böyle tamamlamıştım. Ondan sonra Swedish Nutra ile tanıştım. İçerisinde çilek aroması vardı. Benim şeker sorunum yok çok şükür ama tatlandırıcı ve koruyucu istemeyenler için bir alternatif olamadı. Ondan da çok memnun kaldım. 1 yıl boyunca 3'er aylık 2 kür yaptım ondan da. Şimdi de HUD'un yeni çıkardığı matcha kolajeni aldım. Çünkü neden diyeceksiniz. Daha önce HUD'u kullanmıştım. İçeriği bunun farklı, koruyucu kullanmamışlar hiç. Bir de 167 lira bana çok uygun geldi. Şu. Ama bununla beraber sizlere bir parça kolajen hakkındaki dedikodulardan da bahsetmek istedim. Çünkü bir sürü insan şöyle yazıyor. İşte aman hiçbir faydası yok. Ben kullandım. Ne kadar kullandın? Doğru kullandın mı? Onu kullanırken hayat şeklin neydi? Beslenmen neydi? Uyku düzenin neydi? Başka ilaçlar kullanıyor musun? Tip 2 diyabetin var mı? Tiroidin var mı? Ya da yeni bir ameliyat mı geçirdin? Yani bir sürü etken sizin kullandığınız şeyin biyo yararlılığını da etkiliyor. Onun için bu maçaya başladım. Bu arada bunun kapağında bir sorun var. Firmaya yazacağım. Gerçi de unuttum. Tam diş atlıyor. Yani tam oturmuyor. İçine hava girmesini, nem kapmasını da istemiyorum ama öyle bir sorun var. Firmayla yazışacağım. Neyse. Şimdi ne dedik? 20'li yaşlardan itibaren her sene cildinizdeki kolajenin yani o elastikiyet veren liflerin %1'i yok oluyor. 30 yaşına geldiğinde %10'u yok olmuş oluyor. 40 yaşına geldiğinde %20'si. 30 yaşına geldiğinde. Yani yaş aldıkça kolajen eksiliyor. Bu da ne demek? Deri elastikiyetini kaybediyor. Kırışma, kat yerleri ve sarkmalar gözde görülür hale geliyor. Bu cildimizde olan. Bir de içeride kıkırdaklarda, saçta, tırnakta, yani derinin bütün uzantılarında olan su kaybı ve elastikiyet kaybını göz önüne alırsak, 50'li yaşlardan itibaren, hatta diyelim ki %30-40'ın üstüne çıkmış kolajen kaybında
kremlerle dışarıdan desteklemek pek tamam faydası var ama içeriden verilen destek gibi olmuyor. Bizim bu elastikiyet sağlayan destek doku liflerini vücuda ağız yoluyla da almamız mümkün. Benim bahsettiğim tip 1 ve 3 bunlar deri üzerinde etkili olanlar. Ama eğer benim gibi 60 yaş üstüyseniz tip 2 de olsa çok iyi olur. Çünkü o da eklemler ve kıkırdaklar üzerinde etkili ki biz yaşlarda artık bugün olmadı ama tıkırdıyor her tarafım. Ki ben güya spor yapıyorum azıcık ucunda. Diyeceğim o ki lütfen kolajen hakkında her konuşanı dinlemeyin. Konuşan kişi doktor olsun. Ben internete girip tamam benim de mesleğim kozmetoloji ama ben doktor değilim. İnternete girip 6-7 tane doktoru izledim, dinledim tek tek. Bakın, Profesör Yeşim Erbil, Osman Müftüoğlu, Doktor Öz, Saracoğlu, Profesör Doktor Murat Aksoy ve medikal estetik alanında çok ismi duyulmuş olan Doktor Nihat Dik. Bunların videolarını izleyin. Kolajenin sinirim sisteminden geçişi, işleyişi hakkında ve biyo yararlılığı hakkında çok anlaşılır. Yani ilkokul düzeyinde okuma yazma bilen birinin bile anlayabileceği bilgilerle kolajen desteğiyle derinin elastikiyetinin nasıl artırılabileceğini anlatıyorlar. Tabii ki belli bir yaştan sonra kalp damar hastalıkları artabiliyor. Eklemler ve cilt daha zor ve kötü kolajenle yenileniyor. Onun için eğer cildinizle ilgili saç dökülmesi, kirpik, eklem ağrısı, işte kırışıklık, sarkma gibi sorunlar varsa kozmetik evet, günlük bakım rutini evet ama bir kolajeni rutininize dahil edin. Nasıl kullanılıyor? Her gün verilen ölçekle bir kaşık alıyorsunuz. Mümkünse diyorlar yemekten 2-3 saat sonra ya da sabah aç karnına bunu alın. Ben sabah aç karnına alıyorum bu yeni maça kolajeni. Hafif midemde yanma yaptı. Neden? Çünkü benim reflüm var. Bundan sonra akşama dönüşeceğim. Kolajeni yutup hemen ertesi gün kırışıklarınızın yok olmasını beklemeyin. Bu bir süreç. Hücrenin yenilenme döngüsü var. Gençlerde bu 28 gün. Biz yaşlarda artık 6 haftaya kadar çıkabiliyor. Kolajeni her gün aynı ölçekte 3 ay boyunca alıyorsunuz. Ardından 3 ay ara verip tekrar bir 3 aylık kür yapıyorsunuz. Vücudun bütün hücrelerinin yenilenmesi ve kaliteli kolajenin üretime dahil edilmesi ve sizin zaten bir ikinci ayın sonunda görmeye başlıyorsunuz ciltteki o iyileşmeyi. Bu süreyi alacak. Yani kolajen aspirin değil. Yutup hemen ağrısını kestiğini ya da ateşinizin düşürdüğünü göremezsiniz. Bu temel yapı taşlarının iyileşmeyi etkisinin sizin yeme içmenizle, uyku düzeninizle, güneşle bugüne kadar ne kadar temas ettiğinizle de çok ilintisi var. Bazı ciltler genetik olarak çok daha sağlıklı kalabiliyorlar. Bazıları bu bahsettiğim konuları aksattıkları için ya da kötü bakmadıkları için, kötü güneşte kaldıkları için daha farklı, zor iyileşme süreçleri olabilir. Yani en az bir yıl şu kolajen kürü yaptıktan sonra siz de fark edeceksiniz ki cildiniz daha sıkı, kırışıkların derinlikleri azalmış olacak. Bu arada sakın unutmayın diye de not veriyor. Bütün doktorlar aynı şeyi söylüyorlar. Kronik böbrek ve karaciğer yetmezliğiniz varsa, hamileyseniz, emziriyorsanız lütfen bu tip ürünleri kullanmadan önce doktorunuza bir danışın. Çünkü bunlar belli proteinler eksilerini tamamlamak üzere alıyoruz. Eğer emziriyorsanız ya da vücut sentezinde bir problem varsa lütfen doktorunuza danışmadan girişmeyin böyle işlere. Bir başka söylemem gereken en önemli şey toz olanlar neden daha avantajlı? Toz oldukları için sıvılar daha çabuk içerlerinde bakteri ya da küf olabileceği ihtimaline karşı koruyucu içerdiğinden toz olanlar koruyucu içermiyor. Daha önceki kolajen videolarımda da anlatmıştım hatırlarsınız. İçerisinde hyaluronik asit, çinko, B12, biyotin gibi ek maddeler de koyuyorlar. Bunlar kolajenin daha iyi sentezlenmesini sağlıyor. Bir diğer önemli şey sindirim sisteminden bunun kan dolaşımına aktarılması ve hücrelere iletilip
oradan elastikiyet sağlayıcı proteinler olarak iş görebilmeleri için Dalton ağırlıklarının 2000-3000 civarı olması lazım. Bunlar da zaten çoğu firma artık sayfalarında ilan ediyorlar. Yani her kolajen emilmeyebilir, Dalton ağırlığına da dikkat edin demek istedim. Kolajen kullanmadan önce gidin birkaç tane usta, bu konunun uzmanı insanın anlattıklarını dinleyin ve iki tane video çekip bana bu kolajen geldi, ben bunu çok beğendim diye yazanların anlattıklarını ya da bir kutu kullanıp ay bu hiç bir işe yaramıyor diyenlerin videolarına inanmayın efendim. Tıp, ilim, bilim hepsinden daha önemlisi bu işin uzmanlarının anlattıklarına kulak verin. Görüşmek üzere, hoşça kalın.